Peki isterseniz Beşiktaş'la devam edelim. Bu haftayı bay geçecek siyah beyazlılar. E, aslında onu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi e, Şenol Güneş acaba neleri değiştirecek, acaba bu takım yeniden ayağa kalkacak mı denirken Adana Demirspor gibi güçlü bir rakibe karşı galibiyet aldı. Şimdi acaba Şenol Güneş devam mı etmek isterdi bu rüzgarla birlikte yoksa bu bay haftası e, biraz iyi mi gelecektir takıma? Ne dersiniz? Bence iyi gelecektir iyi gelecektir. çünkü Beşiktaş'ta ben Şenol Güneş'in de o Kurt Hoca iyi düşünme, ben düşünmeyi severim. O da çok düşünmeyi sever. Derin düşünen bir hoca. bence bir kararsızlık var Şenol Hoca'da henüz. Kimle nasıl devam edeyim? bu hmm. Yani Şenol Hoca'nın iki türlü oyunu var. Yani benim çözebildiğim bir ...bir pas oyunu denen... ...benim nefret ettiğim bir oyun tarzı var... ...yani Beşiktaş'ın oyunu anlamıyorum... ...genel anlamda pas oyunu... ...nefret ettiğim pas oyununun da tanımını yapayım... ...yani... ...Barcelona'nın tiki takası değil. değil... ...bizde... sahaya bir takım niçin çıkar? ...gol atmak için çıkar... ...veya yememek için çıkar... ...pas nedir? ...bu amaçların... ...arasındaki bir araçtır... ...yani gol atmak için... 40 tane pas yapıp gitmek de mümkün. 4 pasla gitmek de mümkün. 2 pasla mümkün. Tek pasla kalecinin pasıyla atılan goller var. Şimdi pası amaç haline getirmek çok büyük yanlış. Ben Şenol Hoca'nın asıl amacı o olmasa da bazı oyun karakterlerinde, bir oyun karakterinde pası amaç haline getirişini görüyorum Beşiktaş'ın. Durmadan sağa, sola, öne, araya bilmem bir seti kuruyorlar. Sette de, sette de öne, araya bir tane top atılmıyor. E o zaman niye onu oynuyorsun hocam yani? Ama bazen de bakıyorsunuz uzun paslarla oynuyorlar. Şimdi senin uzun pasa koşacak ve korsun var. Senin uzun pasa gidecek bilmem Cenk'in var, Molekan var. Hatta hatta yerine göre bilmem kenardan içeriye sokarsın pek girmiyor ya o. Ee, Enkodu en var Yani Gezal özel şimdi Onun şeyi farklı ee, Şimdi o oyuna Gitmiyor Acaba takımın fizik gücüne mi güvenmiyor O çabukluğa o hızlara mı güvenmiyor Bilmiyorum Rakipten mi çekiniyor Yani bence Şenol hocanın kafasında henüz Oturmuş bir Beşiktaş yok Kimden ne yapayım yok Mesela bu son haftada bir tek Farklı bir şey vardı Joseph girdi takıma Evet 90 dakika, o savunma probleminin önünde biraz bir çözüm oldu hafif, ama hala değil. Ben mesela şeyden bile Beşiktaş'ta e, hani Saïs bekleniyor ya. Hı hı. E Saïs'le şeyin oynadığı e, Tayib'in beraber oynadığı maçlardaki Beşiktaş'ın verdiği pozisyonlar akıl alır gibi değil. O ikilinin uyumu da problem. Henüz uyumadılar birbirlerine. Ben öyle düşünüyorum. Yani Saiz tamam Dünya Kupası'nda karmalara bile seçildi. Saiz tek başına iyi. Bilmem Tayyip e şeye efendime e e e söyleyeyim. Geçen günkü son maçın istatistiklerinde e, Tayyip'in kaleyi bulan şutu Bekos'tan daha fazlaydı. <gülüş> Mesela hücuma katılışları falan ikisi ama henüz bir e Beşiktaş savunma karakteri oluşmadı. Ve orada problem yaşıyor Beşiktaş. Bunları nasıl çözecek? Bir masuako konuşuluyor. Ondan sonra hatta medya bir, de bir ara Roziye'nin üstüne gitti. Ya bir Roziye'yi nereden bulacaksınız siz? Bulamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? Şenol olacak? Roziye'yi Beşiktaş'la hale getirecek tekrar. Onu Beşiktaş'ın ya yararlı hale getirecek. Ne bileyim belki Gezal gelecek. Gezal gelmeden önce onun önüne başka birisini bulacak. Redmond olmuyor bence yani. Edmond yani topla çok oyalanan, toptan çok zor vazgeçen bir oyuncu. Ben sevmiyorum o Türk oyuncuları. Yani verimli bulmuyorum çünkü. Ne bileyim, Roziye'yi kazanması lazım Şenol Güneş'in. Masuaku, Masuaku'da farklı bir problem var. Önce bir iki tane kötü maç oynadı. Evet. Aman gidiyor artık Masuaku çıktı. Her gün Masuaku haberi. Bu masalarda o masalarda hepsinde Masuaku gidiyor. Ha şu var Masuaku'da belki bilmeyen izleyicilerimiz için yine diyelim özetle. Masuaku eğer 25 maç oynarsa Beşiktaş'ta 2 onda 2 milyon avrodan sözleşmesi 3 yıl daha uzayacak. Otomatik mi? Evet. O 3 yıl daha uzama Beşiktaş'ın yani gözüne biraz büyük görünebiliyor. Ama eğer Masuaku son oynadığı mesela Demirspor maçında gayet iyiydi. Son oynadığı o maçta ve ondan önce oynadığı şey zamanında da e, Valerian İsmail zamanında oynadığı birkaç tane çok iyi maç var. Ben çok iyi biliyorum. Yani ismini söylemeyeyim şimdi izin almadım. Yani bu masada bir arkadaşım dedi ki ya bunu nereden buldular muhteşem bir oyuncu dedi. E o muhteşem hakikaten o maçta muhteşem dedi. Öyle o yorumu yaptı. E peki o muhteşem oyuncuyu şimdi niye göndermeye çalışıyorsunuz? Kazanmaya çalışın. Eğer 2 onda 2 milyondan eğer o oyuncu size o verimi verecekse ona güveniyorsanız ona bir bakın. E kalsın ki yani yeni gelecek olan da 2 milyona gelir en fazla yani en azından. Yani Beşiktaş'ta... Bir de galiba ufak bir kronik diz sakatlığı varmış ve onun da nüks etmesinden çekiniyorlar şeklinde muhabir arkadaşlarımızdan bilgiler gelmişti Masuaku ile ilgili. Olabilir. Ne bileyim e, Cenk e, geçen evvel sene geldiğinde şampiyonluk yılında geldiğinde bir buçuk maç oynadı sakatlandı. Doğru. Abu Bakar da sakatlandı. Kılım döndü dedi. Oynamıyor. Kaldı güvene. Güven ya Beşiktaş Gökhan Töre'yi Santro oynattı. Doğru. Ya, Rize'de ve iyi de oynadı. Bir daha da oynayamadı ama yani o yoklukların içine girdi. O sakatlıklarla. Ama bu sene Cenk devamlı oynuyor. Yani sakatlıklarında ne zaman nükseteceğini de bilemezsin. Evet. Safa sağlam bir oyuncu da e, sakatlanabilir, uzaklaşabilir. Yani şimdi Gezal çok önemli bir oyuncuydu. E bak Gezal yok daha, iki ay daha yok. Yani şu anda biraz önce okuduğum habere evet. göre en az iki ay daha yok. Hani sakatlık olabilir de. İşte Pedro evet. mesela Fenerbahçe'de hiç sakatlanmayan bir oyuncuyken arka arkaya iki ciddi sakatlık yaşadı. E şimdi yani sakatlanma olasılığı var. Onu ha. düşünerek karar verilmemeli diyorsunuz. Tabii. Yani. Şu olur. İşte Ahmet mi Mehmet mi? Birisinin sakatlanma olasılığı var hmm. dersen Mehmet'i tercih edersin. O öyle. Ama durup dururken şimdi ya sakatlanırsa diye bir oyuncuyu gönderirseniz yani Umut Meraşı da ben beğenirim ama iki maç oynadı. Umut Masuaku değil. O zaman ihtiyacınız var. Yani e, bence Masuako konusu da Şenol Güneş'in kafasını karıştıran bir şey var. Yani Beşiktaş'ta Şenol bir tek şey... Şenol Güneş'in çok transfer isteyeceğini düşünüyor musunuz ara dönemde? Şimdi Şenol Güneş şu pazarlığı yapacaktır veya ben olsam öyle yaparım. Biraz kafalarımızda yakın olduğuna göre. E, Başkanla oturur konuşur. Sevgili başkan veya değerli kardeşim onlar çok yakın arkadaşlar ya. Der ki... Fenerbahçe şu durumda, Galatasaray bu durumda, arkasından Adana Demirspor, Başakşehir bastırıyor, Konya vesaire. Bizim bunları geçebilmemiz için şu, şu, şu eksikleri şu kalitede oyuncularla kapatmamız lazım. Ama bırakın geçsinler, burada ne yaparsak yapalım derseniz bundan devam edelim diyecektir. Mesela ne bileyim, delali. Yani delali Bugün Milliyet'te var mesela bir haber. E, hemen siz söylediğiniz için araya girmek istedim. Delali ile ipler kopuyor şeklinde ara transfer döneminde yollar ayrılacak denmiş. Ki birkaç gündür de çıkıyor aslında bu haber. Epidir var. Evet. Yani e, şimdi ne yapıyor bir futbolcu? İşte Beşiktaş'ta e, Gomez'den başlayalım. Ona şans vererek e, kazandı Beşiktaş takımı. E, aynı şeyi alabiliriz diye... Verimi alabiliriz aynı şey olur. Delali'yi devamlı oynattılar. Şeyde Valerian İsmail de oynattı. Şenol Güneş de oynattı. Kazanmaya çalıştı. Hatta herhalde biz duyduğumuza göre Delali de duymuştur. O bir adım atsın ben ona üç adım atarım dedi. Evet. E artık daha ne yapılır? Kendini göstereceksin. Ama o kapasiteyi kaybettiysen ve tekrar yakalayamıyorsan. istediğin halde iyi niyetin olduğu halde yakalayamıyorsan. ...o zaman beni de oyalamayacaksın... ...bırakacaklar yani bu iş... ...böyle gitsin deli ...o onun yerine ne bileyim... ...işte... E, ...şeyi e, Sivas'tan gelen... ...Atakan'ı... ...kullansın... ...ne kadar ne verirse verir veya ne bileyim işte... ...salih de iyi ...yani onu kullansın... ...ne bileyim Tayfur'u kullansın... ...orta alanda olabildiği kadarıyla... ...mesela e, Atiba'da, Atiba ile zaten öyle bir anlaşma yapıldı. Atiba'da artık iyi yani ya bu yaşa rağmen koşuyor diyorduk, olmuyor artık. Ben, ben son iki maçta onu gördüm.